Günümüzdeki kalp damar hastalıklarından en önemlisi damar sertliğidir. Damar sertliğinde kolesterol miktar artmış olan bireylerin damarlarında, damar çeperlerinde sertlikler meydana gelir ve bu da kan akımını zorlaştırır ve kan pıhtısına neden olur. Bu beyinde olduğu zaman felce, kalpte olduğu zaman kalp krizine neden olur bu hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmek en önemlisi. E, haftada 2-3 kez e, balık tüketimine özen gösterilmeli. E, kolesterolden fakir, yağdan fakir e, kuru baklagil tüketimini arttırmalı. E, posa miktarı zenginleştirilmeli. E, meyve ve sebzeler e tüketimi arttırılmalı. E, ve e, meyveleri kabuklu yenebilen meyveleri de kabuklu yenmeli. Protein ölçüsünden şu şekilde bahsetmemiz gerekir. Günlük mutlaka protein alımı olmalıdır. Bu et tüketimi, kırmızı et tüketimi olduğunda 70-100 miligram, 100 gram kadar. Tavuk eti olduğunda haftada bir kez 100-120 gram arasında. Balık etinde 250 gram kadar tüketim olmalıdır. Balık tüketimi haftada 2-3 kez e, olmalı. Omega 3'ten zengin e, antioksidan özelliktedir ve damar iç tıkanmalarının azalmasında yardımcıdır. E, meyve olarak posalı yine dediğim gibi kabuklu meyveler tüketimi arttırılmalı. Bunun yanında ceviz, badem, fındık, bunlar da aynı şekilde omega 3'ten zengindir ee, ve bunların tüketildiğinde de e, yine kalp damar e, tıkanıklıklarında azalmalar, riski azaltmış olacağız. E, yumurta, kolesterolden zengin e, bir besin kaynağımızdır. %100 protein içerir. E, fakat yumurta tüketimini e, kolesterol miktarı yüksek e, olan bireylerde e, iki günde bir, eğer ki e, peynir e, miktarlarını peynir haklarını yemediklerinde öneriyorum. Bunun dışında sakınılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi yağlar. Trans yağ, kuyruk yağ, tereyağı, margarin bunlardan uzak durulması gerekiyor. Bunların ne gibi zararları var? Kalp damar tıkanıklıklarında ve sertliğinde rol oynuyor. Bunlar tüketilmesini istemediğimiz besinler. Bunun yerine zeytinyağı, fındık yağı, kanola yağı bunları tüketmelerini öneriyoruz.